Hayırdır inşallah? Ben bakarım ona. Ana nerede? Delaney! Delaney! Ana! Delaney! Ana! Ana! Uşaklar geldi. Dün akşam itibariyle vakit tamamdır. Para hazır herhal. Değildir. Lakin biraz müsaade ederseniz hazır edeceğim. Çok değil. Eğer akşama kadar... Akşam? Hangi akşama? Bana bak Seley. Sana 2 saat mühlet. Parayı getirdin getirdin. Getirmedin yoksa kızı alırız. Bunu böyle bil. Töre benden yanıdır. Hak benimdir. Zalimlik etme Hamido. Az bekle. Elbet bilirim töreyi. Sen de bilirsin ki hiçbir zaman borcumu aksatmadım. Hep zamanında ödedim. Lakin bu ara elim dardadır. Sözüm söz. Sana 2 saat müsaade kadın. Kan parasıdır bu, başka bir şey değil. Ya parayı ver ya da kızı. O kadar. Anlamıyorum. Takırmançı ne zannı? Anlamıyorum sizi. Ya dedim iyisin. Bir şeyin yok ya. İyi misin diyorum. Nereden gelir? Nereye gidersin? İstanbul'dan geliyorum. Sağarsu köyüne gidiyorum. Nerede bu köy? O dağı gördün? Evet. İşte o dağın arkasındadır. Hele otur bir soluklan. Gel. Geç bakalım. Al, elini yüzünü yıka. İyi gelir. Sağ ol, teşekkür ederim. Dur sen hele. Hele giy şunları da elbiselerin kurulansın. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çerçeği geldi. Buyurun. Hadi. Cemile? Hadi, hadi. Hayırdır kız, böyle selamsız sabahsız nereye gidersin? Utanmışım, görmedim. Kız bu ne dalgınlık, gören de sevdalı sanır seni. Değil mi Beca? Vallahi var bir şey ama bilemedim. Ne olacak canım? Öyle işte. Her zamanki işler. Benim gitmem lazım. Bir işim var. Güle güle. Abla bak. İşi varmış. Ne işi olacak sanki? Anlamadık doktora gittiğini. Cemile. Söyle ana. Kaç gündür yüzünü görmedim Cemile. Gelemedim ana. Kusura bakma. Nereye gidiyorsun? Şey, çerçi gelmişti. Ona baktım. Berfin nasıl? Hiç iyi değil kızım.
ikide bir sağlık ocağındasın. Hayırdır? Ay, karnım ağrıyor baba. Ne yapayım? İyi, git. Ama tez gel, oyalanma ha. Olur baba. Kız, iyileştin mi bakayım? Ay, ay. Halo İbrahim. Halo İbrahim. Halo İbrahim. Bakalım şekerlerinizi alın bakalım. Sağ ol canlarım benim. Allah razı olsun. Benim. Allah razı olsun Halo İbrahim. Dede ol tezeler geldi. Seni kapıda bekliyor. Ha, iyi bakalım. Hayırdır Zelal kızım? Bu ne hal? Sorma Halo İbrahim. Bir şeyler geldi. Ya kız ya para diyorlar. Yol göster bize. Kadın başımla kaldım ortada. 2 saat içinde o kadar parayı nereden bulurum? Köy yerinde kim verir bu parayı? Hele bir dur Zelal kızım. Kıyameti koparma. Allah bir çare düşüneceğiz elbet. Gelsene Cemile. Doktor bey burada mı Dila? Ne oldu? Yine başın mı ağrıyor? Cemile senin neyin var? Hiç iyi görünmüyorsun. Hastamız var doktor bey. Az. Niye geldin buraya? Şey... Ben... Sana demedim mi bir süreliğine buralara gelme diye? Herkes anlayacak. Derdin ne senin Cemile? Ben sadece... Kaç gündür bir haber çıkmadı senden. Karnım her geçen gün büyüyor. Bizimkiler anlayacak diye ödüm kopuyor. Bir şeyler yap. Namus davası bu. Babam seni de beni de öldür. Cemile sana söz veriyorum kurtaracağım seni. Ama şimdi git ve lütfen artık gelme. Anladın mı? Nasıl kurtaracaksın beni? Ne zaman kurtaracaksın Tolga? Of Cemile of. Ben bir şekilde kurtuldum. Gel babamdan iste beni. Evlenelim. Evlenmek mi? Yani demek istediğim bu böyle olmaz. Önce şu çocuktan bir kurtulalım. Sonra doğru dürüst evleniriz. Nasıl kurtulacakmışız? Bir doktor arkadaşım var. Onu aradım. Bugün yarın gelir. Bebeği alır, bizi bu dertten kurtarır. Olmaz. Çok günah. Günahın sevabı sırası mı şimdi Cemile? Of. Korkuyorum ben. Korkma. Çok iyi bir cerrahtır. Kurban açsındır buyur. De haydi. Sağ olasın. Kusura bakma. Seni de yordum. Yok canım. Ne yorgunluğu? Taş attım da kolum mu yoruldu? Hele de iyi. Afiyet olsun.
De haydi. Sağ ol, sana da. Hele de bakalım. Sağır suda ne ararsın? Bir doktor arkadaşım var. Onun yanına gidiyorum. Abla, pişince bana da vereceksin değil mi? Tamam. Yok kızım, akşama yemek yemiyor. Oo, hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Al bakalım. Baba, halo İbrahim geldi. Kolay gelsin hanımlar. Sağ olasın halo İbrahim. Hoş gelmişsin. Sağ ol Gule bacı. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin halo İbrahim. Hele geç buyur otur şöyle. Tez bir çay getireyim bakayım. Hamit kardeş, müsaadenle sana bir çift lafım var. Ne demek? Buyur halo İbrahim. Başımla gözüm üstüne. Estağfurullah. Diyeceğim şu ki, Zelal kadına verdiğim müddeti biraz uzat Hamit kardeş. Bu meselede senin dediğini yaptık. Kan davasını kan parasına çevirdik. Başımızın üstüne dedik. Ama Zelal kadın kan parasını ödemiyor. Töreye göre para yoksa paranın yerine berbini almak hakkımız. Bunlar Cemile Hanım'ın ilaçları. Geçmiş olsun Cemile Hanım. Sağlık ocağından çıkmaz mı oldun Cemile? Soğuk almışım Kezban. Bu sıcakta mı? Hayret. Sen de gide gele doktor oldun galiba Kezban. Sağ ol Dila. Geçmiş olsun. Size iyi günler. Bu kız hasta falan değil. Onun aklı fikri doktoru görmekte. Dedikodu yapma Kezban. Aman. Seninle de hiç konuşulmuyor. Gel artık. Buyurun doktor bey. Yine mi karnınız ağrıyor Kezban Hanım? Evet. Hem de çok ağrıyor. Buyurun o zaman muayene edelim. Saat doldu. Neredeyse gelirler. Beni almaya geldiler. Dur kızım. Haneye girecek halleri yok ya. Sen burada bekle. Kim o? Benim anam. Gel kızım, gel. Ödüm koptu Cemile. Korkma Berfin. Nerede kaldın sen? Anam şüpheleniyor, haberin olsun. Cemile, hani doğru buraya gelecektin? Başım ağrıyordu anne, doktora gittim. Ne o? Sen ağladın mı? Gözlerin şişmiş. Sende bir hal var ama bana demiyorsun. Yok ana, yok. Ne hal olsun? Ben Berfin'e üzüldüm. O adamın iki karısı var. Çocukları var. Berfin kuma olamaz o adama. Ölürüm de varma Moroşat'a. Buyur hala. Hoş gelmişsin hala İbrahim. Hoş bulduk Roşat. Konuştuğumuz gibi, iki gün sonra para gelmezse Berfin'i alacaksınız. Başım gözüm üstüne ağam. Hadi Allah'a emanet. Hadi güle güle halo İbrahim. Güle güle halo. Ne demek bu? Halo İbrahim aracı oldu. Ben de iki gün mühlet verdim Zelal kadına. Sebep? Halonun sözünü çiğneyemedim abi. İyi alt ettin Hamit. Ne o? İşi gücü bırakıp laf mı dilersiniz? Devam edin. Devam edin. Çıkın hadi.
anca süreyi uzatabildim. Sadece 2 gün Celal kızım. Hemen para bulman gerek. Önce ne kadar alacağın varsa etraftan topla. Ben de yardımcı olmaya çalışacağım kızım. Allah razı olsun Halo İbrahim. Ben mandıracıya gidiyorum. Tamam ana. Cemile. Cemile. Gelsene. Senin için ağladım. Yalan söyleme. Ben kardeşin değil miyim? Saklama benden. Yoksa doktorla aran mı bozuldu? Ayrılıyor galiba. Ha, bizim köy bu tarafta. Ben de bu dağa doğru gidiyorum, öyle mi? Bence gitme. Dağa varmadan hava kararır. Hem gece gece dağ geçilmez. Tehlikelidir. Sen en iyisi geceyi bizim köyde geçir. Sabah yola çıkman daha hayırlı olur. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Hey hey. Akıllı adamsın mesela. Cemile. Sen bu doktora inanıyor musun? Sonunda sen alacağından emin misin? Bir yanlış yapmaz değil mi? Ben inanıyorum ona. Tolga sözünü tutar. Dürüst insandır. İnşallah öyledir Cemile. İnşallah. Getir kızım. Bu istekler çok muhtar. Gece geleceklar. İsteklerini alırlarsa senin de işin hallolacak doktor. Bu listede çok değerli ilaçlar var muhtar. Vallahi ben orasını bilmem. Geçen işten de alacağım vardı. Kaç haftadır onu bekliyorum. Bu gece hesap kapanır. Malları getirsen. Hesap kapanmadan olmaz muhtar. Malları getir. Yok, eğer getirmezsen sen bilirsin. Ortada kalırsın doktor.
Ona göre. Bu akşam o zaman. Her zamanki yerde. Oo, hoş gelmişsin Halı İbrahim. Buyur. Gel buyur gel. Oturmaya gelmedim muhtar. Zelal kadın için geldim. Kan parası yüzünden dara düştü. Onun adına borç istiyorum senden. İnan et, ben de çok dardayım Halı. Yoksa seni kırar mıyım? Canım feda sana. İnanet benim değildir. Emanet bunlar. Kalmış burada hele. Buyur. Süt hesabımızın tamamı kapandı Zelal bacı. Kapandı sağ ol da. Diyeceğim şu. Dardayım. Borç versen diyorum. Sütle ödeşiriz. Haftaya verebilirim. Haftaya çok geç. Kusura bakma, sıkışmasam senle böyle demezdim. Aslında sen kusura bakma Ala İbrahim. Bir sene oldu parayı alalı, hala ödeyemedik. Lakin şu ara benim durumum da iyi değil. Ancak yarısını ödeyebilirim. Allah razı olsun. Senden de. Allah'a emanet. Güle güle. Ne yaptın Zelal kızım? Sadece süt parası alabildim Halo. Ben de bu kadar toplayabildim. O da hayırlı bir. Ablam geldi baba. Buyur baba. Hele şöyle bir yanaş. Yarın seni istemeye geliyorlar Cemile. Gerçek o mu? Hele veri. On deme kısmeti de derketiye. Lavuk zengini, lavuk sürgünde, tutçaydı beşi. Hepsi bu mu ana? Bu işte. Bu para taksidi ödemeye yetmez ki. Ne yapacağız ana? İki gün mühletimiz var kızım. İki gün yaramıza merhem olacak mı ki? Thank you.
şeyimiz mi var kızım? Hadi sattık diyelim. Bu taksidi ödedik. Bir dahaki taksidi nasıl ödeyeceğiz? Hele önce bu taksidi ödeyelim kızım. Sonrası Allah kerimdir. Elbet bize yardım edecek bir kapı açılır kızım. Var burada. Mahvolduk Tolga. İçeri gel. Şimdi bir görecek. Yarın gece beni istemeye geliyorlar. Babam da beni vermeye kararlı. Söylesene. Hamile olduğum anlaşılacak. Ve benim babasının sen olduğunda. Babam ikimizi de öldürecek Tolga. Bizim sonumuz ölüm Tolga. Tek kurtuluşumuz kaçmak. Yalvarırım, kaçalım bu köyden. Haklısın Cemile. Kaçalım. Hemen. Hava kararır kararmaz. Hakkı Dedesi'nin orada bekle beni. Hı hı. Hava kararır kararmaz oradayım. Ne diyeceğim? Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Geç. Hoş gelmişsin. Hoş geldik. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Zayiat var mı? Ben yoktur Zeynel'im mi? Sağ salim, koyunları hala aldım. Kalk lan. Misafirimiz kimdir Mehmet? Tarık abi, doktordur. Demek doktor musun? Maşallah, maşallah. Demek doktorsun. Nereden gelir, nereye gider? Sağırsu köyüne gider. Demek Sağırsu köyüne gidiyorsun. Uzaktır orası, çok uzak. Doktor oğlumuza bir çay söyleyin hele. Tarık abi yorgundur. Müsaade ederseniz biz gidelim. Yo yo, katiyen olmaz. Tarık Bey bu akşam benim misafirim olacak. Muhammed. Buyur ağam. Boş yengengile haber ver. Akşama güzel bir sofra hazırlasın. Olur ağam. Ne duruyorsun oğlum, koş. Maşallah, mal iyi de para yok almaya. Benim de param yok, kusura kalma halo İbrahim. Kusura bakma halo, bize müsaade. Sağ olun. Zahmet verdik size de. Estağfurullah halo. Benimkisi boşuna heves. Bu köyde para mı var ki ineği alsınlar? Hemen dertlenme Zelal kızım. Bir alıcı bulacağız elbet. Sen Cemile. Ben yemeyeceğim abi. Niye abla? Aç değilim Ahmet'im. Hadi size afiyet olsun. Ben bu da böceğim o. Baba. Nereye gidiyorsun gece vakti?
geleceğim. Hadi git. Geç kalma. Olur baba. Bir sıkıntın mı var oğul? Hayırdır? Yok, iyiyim. Sadece çok şaşırdım Zeynel Bey. Yani size çok zahmet verdim. Bütün bunlara gerek yoktu. Çok teşekkür ederim. Yahu Allah aşkına Tarık Bey oğlum. Ne yaptık ki? Misafir bela mı ağırlanır? Evet, Mehmet de geldi. Gel gel Mehmet. Getir. Buyur bey. Teşekkür ederim. Yanlış bir şey mi yaptım? Fincanı bıraktın. Anlamadım Zeynel Bey. Şimdi sen bizim çoban Mehmet'e vereceksin. Ya da fincanı altına dolduracaksın. Nasıl yani? Murayı bitirmeden fincanı yere koydun. Sana düşen ya bu oğlanı vermek ya da fincanı altına doldurmak. Korkma doktor, korkma. Bizim buralarda adettir. Beraber Mehmet'e veriyoruz. Bu da işin bahanesi. Mehmet mi? Mehmet mi evleniyor? O daha çok genç, çocuk sayılır. Aha, ne çocuğu? Tohuma kaçtı be. Baksana, koskoca adam olmuş. Akranları çoktan çoluk çocuk sahibi oldu. Yoksa sen bekar mısın ha? Evet. Allah sen. Gerçekten mi? Hala bekardı. O zaman seni de everek. Laf aramızda senin zamanı da biraz geçmiş sanki. Yarın erkenden yola koyul, kamacı Yaşar'ın ağılına git. Alır mı ki ineği? Benim selamımı söyle. Hakkını verip hayvanı alacaktır. Allah senden razı olsun Halo İbrahim. Cümlemizden selal kızım. Hadi hayırlı geceler. Sana da Halo İbrahim. Allah'a emanet. Tamam mı doktor? İlaçlar tamam mı diye soruyor doktor. Hepsi tamam. Hadi hadi Hamit tamam. Eski işin parası? Ha. O da burada. Hesap kapandı ha. Bunu beklediğim için bir türlü gidemedim bu köyden. Kısmet bu geceymiş doktor. Bir yere gidene kadar ben de sizinle geleceğim.
Aman selamun aleyküm. Evde canım sıkıldı. Kahveyi orayıp çay içip sohbet edelim diye. Ne oldu ya? Bu ne tavır? Sebep ne? Bedir, sen sebebi hele bir o kızın Cemile'ye sor. Ne soracağım kızıma muhtar? Baksana Cemile'nin yaptığını. Hiç beklenir miydi Cemile'den? Hamile olduğu kesin miymiş? Ha. Kezban doktorla konuşurken duymuş. Babasını kahvede rezil etmişler zaten. Vah vah. Vah ne vah. Bu olamaz. Cemile yapmaz böyle bir şey. Ne oldu? Bu
Yok baba. Güzelce gitmiş. Kız dedi yarın sabah gelecek. Hiç ses etmedim. Yarın bu iş bitmiş bil. Bu işi size bıraktım. Temiz olsun. Hala İbrahim. Hala İbrahim. Yetiş. Öldürecekler. Hala İbrahim. Öldürecekler Cemile'yi. Bir sen durdurursun onları. Yetiş Hala İbrahim. Hila, ceketimi ver. Aile meclisi toplandı mı? Hepsi orada. Karar alacaklar. Öldürecekler Cemile'yi. Cemile sen ne yaptın böyle? Orayı biliriz. Başka çaresi yok. Al bakayım. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Buyur. Buyur. Hoş gelmişsin Alo İbrahim. Hoş bulduk. Derdiniz benim de derdimdir. Ancak kan dökmek çocuğum değildir. Ya ne yapalım Hala İbrahim? Önce Cemile kızı köyden götürün. Sonrasında bir çaresine bakarız. Kızı öldürmeyin. Hak değildir. Sen karışma Hala İbrahim. Bu bizim meselemizdir. Namusumuz iki paralık oldu. Bunu düzeltmek de bize düşer. Boşma. Terbiyesizlik etme. Lafını bil de konuş. Affet Hala İbrahim. Gençtir, cahildir. Ama kusura kalma. Kız evin namusunu kirletmiştir. Töre onun cezasını verecektir. Neşo gençtir, cahildir de... Cemile kız genç cahil değil midir? Gel vazgeç bu işten Bedir. Bu bir yanlış töre. Töre her zaman doğru değildir. Bu zulümdür ve dinimizde de bunun yeri yok. Yanlışın cezasını sen veremezsin. Yıllardır süren bu yanlışı devam ettirme Bedir. Memnun edeceğim diye çocuğa kıyma. Allah katında hesabın çok ağır olur. Hiç kimse için değil, sadece Allah rızası için yapma. İş sende biter Bedir. Nefsine uyma. Abinin yolunu kapatma. Gel bakayım böyle. Heh, aferin. Heh. Uslu uslu durun ha. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Ben hadi bakalım. Uğurlar olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim de. Buyurun. Bu kadar çok şeyi nasıl yerim ben? Yersin yersin. Delikanlı adamsın sen. Sağ ol. Hadi Tarık Bey gidiyoruz. Ha, Mehmet yarı yola kadar götürmeyi unut. Tamam tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bu misafirperverliğinizi asla unutmayacağım Zeynel abi. Hadi yolun açık olsun. Allah'a emanet. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.
istemiyormuş. Acıma. O bize acımadı. Şerefimizi lekeledi. Şimdi cezasını çekecek. Cemile yaşadıkça başımız dik dolaşamayız bu köyde. Bunu böyle bil Ahmet. Sen delikanlı adamsın. Korkma. Hadi. Vastati. Hadi. Kaçmış. Kaçmış. Cemile kaçmış. Baba! Hadi arkadaşlara haber ver. Kahvede toplansınlar. Olur abi. Köydeki her taşın altına bak. Bul onu. Önce Zelal kadının evinden başla. Ana. Yorgunluktan helak oldun, gitme. İstersen ben gideyim mi? Olmaz. Sen evde kal. Ben giderim. Bu işi halletmek lazım. Kapıya bacaya dikkat et. Bışolara güvenilmez. Bütün dertler üst üste geldi. Reşo silahlanmış ana. Gördüm. Ne oluyor Reşo? Cemile kaçmış Zelal ana. Oturup ölümü bekleyecek hali yoktu. İyi yapmış. Berfin. Şşş. Onlar kardeş. Tabii Cemile'yi koruyacak. Buraya Cemile için geldiysen o yok. Eğer Zelal Ana'na inanmıyorsan eve bak. Yok Zelal Ana. Sen öyle söylüyorsan öyledir. Evden çıkma sen. Bir saate varmaz gelirim. Tamam ana. Silah hayvanmış. Halo İbrahim kamacı yaşar değerini biçer dedi. Sen ne dersen kabulümdür. Egerini biçerim biçmesine de lakin şu sıralarda hayvan alacak gücüm yok. Yapma kardeş. Emin ol paramla. Halo İbrahim'e selam söyle. Kusura kalmasın. Aleyküm selam.
bir yardım et. Bir kapı aç bize Allah'ım. Affedersiniz teyze. Buyur. Ben Sağırsu köyünü arıyorum. Ama kayboldum galiba. Yo yo, kaybolmamışsın. Şu yamacı dön. Köy orada. Hayırdır? Kimi arıyorsun? Bir arkadaşım var orada. Onu ziyarete geldim. Sağ ol teyzeciğim. Teşekkür ederim. O namussuz ırz düşmanı doktoru bu köyde barındırmayalım. Cemile'den önce o doktoru bulalım. O ahlaksıza cezasını verelim. Daha ne durursun? Gelin benimle. Hadi. Hadi. Köye geldik mi? Sağlık ocağı ne tarafta? Şu tarafta. Teşekkür ederim. Nerede Dilan? Kaç kere söyledim bilmiyorum diye. Güzelce'ye gitti, daha gelmedi.
Sen de kimsin? Ben Doktor Tolga'nın arkadaşıyım. Demek o soysuzun arkadaşısın ha? Söyle bakalım, nerede o? Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben İstanbul'dan geliyorum. Yalan söyleme. Yalan söylüyorsun. Yalan söyleme. O ız düşmanının arkadaşıysan nerede olduğunu bilirsin. Dile abla çabuk gel. Hamit Ağa'nın oğlu vuruldu. Vuruldu mu? Neresinden? Göğsünden herhalde. Eyvahlar olsun. Bırakın onun da çocuğa bir an önce yardım edelim. Şehre götürmemiz gerekebilir. Şehre mi? Şehre yetişmesi imkansız. Sana ne be? Sen kim oluyorsun? Ben doktorum. Israrcı olma bu kadar Bedir. Gel vazgeç bu işten. Yapma Bedir. Zaten kendi kızımın derdi bana yeter. Bir de Cemile için dertlenmeyeyim. Affet şu kızı. Durum nedir Reşo? Doktor yok baba. Kaçmış. Herhalde Cemile de onunla beraber gitti. Doktoru ararken kazara Hamit'in oğlu vuruldu. Ne? Ne diyorsun? Vah vah. Bir şey oldu mu çocuğa? Bilmiyorum. Haberim yoktur. Bedir Efendi, gözün aydın. İlk kan döküldü. Gerisi gelir artık. Bedir. Bu kanı durduracak tek kişi sensin. Geç değil. Aklını başına topla. Çoluğun çocuğun başını yakma. Halil, yavrum, ne oldu oğlum? Halil, nedir yavrum? Kim vurdu lan oğlumu? Çalıların arasındaydı, doktor sanmıştı. Ulan ben seni öldürmez miyim lan? Oğluma bu şunu sevk etmem ulan. Yaşatmam. Geçin kavgayı. Çocuklar gibi itişeceğinize Ali'yi düşünün. Oğlum, yavrum, oğlum, sen de kimsin be? Çekil oğlumun başından. Dila, oğlum nasıl? Kanaması var, kanı durdurmak lazım. Oğlum, kurtaracağım seni yavrum. Dila bir şeyler yap. Ben ne yapabilirim ki, doktor değilim. Ben doktor. Doktor mu? Sen nereden çıktın be? Doktor Tolga'nın arkadaşıymış. Temiz bir mendil, mendil. Şöyle bastır. Çocuğun ameliyat olması gerekiyor. Şehre götürelim hemen. Şehre yetişmesi imkansız. Hemen müdahale edilmezse ölür. Hazırlık yapın. Atları getirin hemen. Çabuk olun. Doktoru duymadın mı Hamit amca? Ameliyat edilmesi lazım. Şehir çok uzak. Uzak olsun. Biz götürürüz Halim'i. Hasta uzun yola dayanamaz. Kan kaybından ölür. Ben oğlumu götürürüm. Kurtaracağım ben Halim'i. Doktoru duydun Hamit. Yolda ölür diyor. Götürmeyelim de burada mı ölsün? Hao. Ameliyatı ben yaparım. Sana nasıl güveneceğim be? Başka çarem var mı Hamit? Hadi, hadi, hadi yardım edin de sağlık ocağına götürelim. Hadi. Oğluma bir şey olursa yaşatmam seni. Biraz daha oyalanırsanız çocuğu kaybedeceğiz. Doktor. Hayat kurtarmak istiyorsun ama çocuk ölürse bu köyden sağ çıkarmaz seni bunlar. Diyor, peygamber demiyor. Cemile'nin durumu kötü. İneği de satamadı. Bırak şimdi ağlamayı kızım. Bir çare bulacağız elbet. Kalk hadi. C-
Cemile'ye yiyecek bir şeyler hazırla. Suda götür kızı. Berfin. Kimseye görünme sakın. Olur ana. Dışarıda bekler misiniz? Oğlunuzun iyileşmesini istiyorsanız lütfen dışarı çıkın. Doktor bey haklı. Dışarı çıkın. Hadi ağalar. Hamit ağa. Olursa yaşatmam seni. Bunları bulabildim doktor bey. Temizledin mi? Evet. Doktor bey. Doktor bey. Ameliyattan vazgeçin. Bu şartlarda... İşitme ataklan. Tensi ver. Cemile'yi saklamışlar. Ama nereye sakladıklarını öğrenemedim. Demek doktorla kaçmadı. Dağda onu bir yere sakladı Zelal. Öğreniriz şimdi.
etme. Kızım. Cemile'yi nereye sakladın Zelal? Onu affedinceye kadar söyleyeceğimi mi sanırsın? Sen bu işe karışma Zelal kadın. Karışmayayım öyle mi Bedir? Karın hastayken Cemile'ye kim süt emzirdi? Reşo'yu kim bakıp büyüttü? Karın yıllarca hasta yattı. Bir gün çocuklarını aç bıraktın mı? Her gün gelip evini temizlemedin mi? Karın ölünce çocuklarına analık yapmadın mı? O zaman karışma demiyordum Bedir. Yazıklar olsun sana. Yapma, böyle konuşma Zelal. Cemile'yi affetmezsen hakkımı hiçbirinize helal etmem, haberiniz olsun. Cemile'den çok utanıyorsanız köyü terk edin gidin. Cemile kız cahil. Belli ki doktor onu kandırmış. Ama bunu hayatıyla ödemek zorunda kalmasın Bedir. Zelal kızım doğru söyler. Eğer çok utanıyorsanız köyü terk edersiniz. Başka bir yerde yeni bir hayat kurarsınız kendinize. Bu evlat acısından daha mı zor gelir sana? Bedir, ne olursa olsun o senin kızındır. Zelal. Cemile'yi getir. Yarın sabah köyü terk ederiz. Baba namusumuz. Cemile'ye kimse bir şey yapmayacak. Allah adına yemin et Bedir. Cemile'nin saçının teline bir zarar gelmeyecek. Allah'ın adına yemin ederim İbrahim Halim. Cemile. Cemile biziz. Hadi kızım, evine dönüyoruz. Ana öldürürler beni. Anam söz aldı. Halo İbrahim de yemin ettirdi babamı. Satırın tek
taşınmaya utanıyorum. İnsanların yüzüne nasıl bakarım? Gitmek zorundasınız. Bizi bekliyorlar. Anlaşmayı bozamayız. Doktor. Hayati tehlikeye atlattı. Oy Allah'ıma şükür olsun. Kurtuldu. Sağ ol doktor. Durumu nasıldır? Zor bir ameliyattı. Ama gayet iyi durumda. Çocuğu bir görelim de iyi olup olmadığına biz karar verelim. Göreceksiniz. Hasta burada kalamaz. Burada şartlar çok kötü. Ayşe babasına mektup yollamış. Beraber oynayalım mı? Hayır. Artık seni istemiyoruz. Git buradan. Bir daha yanımıza gelme. Anladın mı? Yürüyün, gidiyoruz. Cemre doktorla kaçmış diyorlar. Ne? Sen işte bak kız. Hepimizi rezil etti. Köyün adı kötüye çıkacak. Ne utanmaz kızmış. Namusumuzu iki paralık ettin rezil. Satıya bastı mı tamı tamı. Duydun musunuz? Gel burada. Cemre burada kaçmış diyorlar. Artık seni isteyemiyoruz. Hepimizi rezil etti. Köyün adı kötüye çıkacak. Ne utanmaz kızmış. Namusumuzu iki paralık ettin rezil. 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 Yavaş. Dikkat edin oğluma. Hadi. Çekilin. Çekilin. Yeğenim nasıl abi? Allah'a şükürler olsun iyi. Hadi hadi. Yol açın, yol açın. Hemen eve götürün hadi. Hadi. Dikkat et. Bize kurban ne oldu? Doktor değil mi? Bu da diğerleri gibidir. Hadi. Doktor burada kalacak. Öyle değil mi doktor? Hadi. Hadi gidelim. Hadi, hadi yürüyün. Hadi. Hadi. Yürüyün. Bir ameliyat gördüm. Hem de bu imkansızlıklar içinde. Belli ki iyi bir doktorsunuz. Sağ ol. Sen Ali'nin yanında git. Onu güzelce yatır. İstediğiniz bir şey var mı? Bu geceyi geçirecek bir yer. Doktoru lojmana götür. Tamam. Ben eşyamı alıp geliyorum. Berfin, sen eve geç. Tamam ana. Selin. Efendim. Gel gel. Bedir'in Cemile'yi gördün mü? Yo, görmedim. Buraya mı gelmiş? Evet buraya. Köy çalkalanıyormuş. Utanmaz nasıl gelmiş buraya yüzsüz? Sınıftasın. Köyümüzde öğretmen yok ki. Hey dur. Hey bir saniye gitme.
Tolga'ya ne yaptın Tolga? Çıl dışarı.